Ben ilkokul yıllarıma geri döndüm. Senin anlatmak istediğin çalışma eğer sulu boya çalışmasıysa biz bunu anladık. Teşekkür ederim. Her şeyi bırak. Bak her şeyi bırak. Şimdi benim göz şeklime. Göz analizine baksana benim bir suratıma. Şu göz şeklinde bu çekiş olmuş mu? Bir şey söyleyeyim. Kapağı falan geç yani. Rengarenki geç. Şu burnuma ya kontür yap bir şey. Bu ne bu üstündeki burnunda aylar? Burnunda bir sanat var ama göremiyorsun. Yüzündeki sivilceleri kapatamamışsın. Bak. Sen nasıl bir make-up artistisin? Aynaya baktığın zaman hissetmen gerekiyor. Hissin bitmiş. Ya sana baka baka artık hissizleştim ya. Okey. Bence Gözde yetiyor. Biz konuşmayalım. Merak etmeyin bizden eğitim alacak o. Rica ediyorum. Ya Gözde Hanım'ın bebek gibi suratı var. Gerçekten ne hale getiriyorsun çok ya? Çok bebek evet. O kadar haklı ki. Bir de bak sağ taraftaki allık burada yuvarlak duruyor. Can bir eleştirileri dinlemeye ister misin? Bir dinle ondan sonra cevap verelim istersen. Ben anladığım şeyi anlatmak istiyorum. Lütfen. Üzerindeki hırkanın tonlarını Gözde Hanım'ın yüzünde denemek istemiş. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bence konsepti evde belirliyor. Geliyor onu giyinerek. Ve diyor ki ben bugün böyle bir makyaj. Konseptin ne olduğu hiç umurunda değil. O öyle giyinip buraya o şekilde geliyor. Dün de aynısını yaptı. Çünkü bu mesleğe 30 senesini vermiş ya. Hem böyle kulağını kapatmış bir de gözünü kapatmış. Hiçbir evet. şey öğrenmemiş. En son 60'larda mı ne kalmış bunu görmüş. Şu anda onu yapıyor. Nuray, Emel siz ne diyorsunuz? Hiç konuşmadınız. Biraz sizi dinleyelim bakalım. Önce makyajı yorumla yani istersen. Yani makyajı yorumlayayım. Lütfen. Yorumsuz. Yani yorumsuz. Bunun için yani highlighter komple burnun etrafına. Evet. Öyle bir highlighter yok biliyoruz. Highlighter çukurlara yapıyoruz. Minik bir yerlere, elmacık kemiklere. Size öğreteceğiz bakın, sana. Arkadaşlar. Hep beraber öğreteceğiz. Lütfen bir söz alabilir miyim? Ben birebir eğitim vereceğim. Kesinlikle. Eğitim almalısın. Yok çok kötü. Yani evet. başarısız. Çok kötü. Yok çok kötü. Yani başarısız. Çok başarısız. 8 yaşında bir kızım var. O daha iyisini yapar. Bundan daha iyisini yapar. Lütfen make-up artistim diye gezme bundan sonra olur mu? Herkese haksızlık oluyor çünkü. Şu anda ben Ferit Bey az önce kendinizi savundunuz ya Bahar ben serbest bıraktım. Siz yapamadığınız her şeyi bir bahane buluyorsunuz. Ya bir dakika. Buna da artık dediniz ki yani Bahar ben serbest bıraktım bak, ama senin, böyle olmamış bak, bunu bir kabul edin. Yetemediği şeyi bunu anlatayım lütfen, bak. Aklın yetemediği derken lütfen cümlelerinizi doğru seçin Ferit Bey. Aklın yetemediği ne demek ya? Ne demek ya? Ya anlayamıyorsun saçı ya. Anlayamıyorsun çalışmayı diye ki yorumluyorum ya. Ben şu anda. Gördüğümü vizyonum yorumluyorum. Ya. Onu öyle dağıttım bıraktım demekle çok dar olmuyor. Vizyonun ya. Onu öyle dağıttım bırakmakla olmuyor yani Ferit şimdi, Bey. İşinize geldiği gibi yapıyorsunuz. Bu. Bak kızın yüzü belli. Buraları ben yapıştırdım. Ön tarafa bir şey demiyorum. Burayı evet yükseltti. Öndeki örgü tamam olmuş iyi. Çünkü evet. zaten güzel bir yüze sahip. Şöyle örgüyü bir gösterebilir fakat, miyiz? Fakat evet örgü güzel olmuş. Ona bir şey diyemeyeceğim. Yani ama ayarlanışı, arkadaki mesafesi falan hiç güzel bir şey yok mu burada yani? Ferit Bey, önden görünen yüzü güzel diyorum. Beni anlamak istemiyorsunuz. Tamam. Ama arka kısmı ben yorumluyorum ya, şu anda. Ya bilerek bıraktım. Böyle yapacak ya. İstediği şekilde oynayacak. Ama kesinlikle bak, çok dağınık. Onu toplu rahat. Böyle tokalarla tutursaydınız daha hoş olabilirdi. Nasıl yapmayı ya? Ben şu an kendi fikrimi söylüyorum. İki tane pirkede tak. Ya benim de sizin kadar aklım var. İki pirkede takarım oraya. Belli ki yokmuş Ferit Bey. Benim tasarımım yok. Yaptığınızda bahane uyduruyorsunuz dağınık. Ben öyle dağınık bırakmak istedim. Yok öyle bir şey. Yapamamışsınız. Var işte ya benim tarzım yapamamışsınız bu ya. Yapamamışsınız Ferit Bey ya. Nasıl yapamamışsınız? Kesinlikle. Bu saç olmamış mı? Yapamamışsınız. Bu önden güzel ama arkayı asla beğenmedim. Bu kadar güzel örgü yapabiliyorsan çok daha güzelini yapabilirdin. Selam örgüyü beğendin musun? Mi? Şurada o kadar bağlı. Örgüyü çok beğendim. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Çok evet. güzel yapmış. Bir de bu ters örgü değil mi? Bu biraz daha zor diğerlerine göre. Yani şuradaki şu basitliği nasıl yapabilirdim biliyor musun? Saçı bir de enseden yukarı doğru örüp burada topuz haline de getirebilirdim. Ama zaten çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Olay burada bitiyor. Yüzünde bitiyor olay. Daha başka bir şeye gerek yok. Makyaj ama bitiyor yani. Şey diyorsun. Bitiyor. Yüzü bitiyor. Saç işi bitirdi. Şey anladın mı? Yüzünü kaldırdık. Kızı da bitirdi. Bir şey söyleyeceğim Ferit. Güzelliğine bak, güzellik saç kattık. Şuradayken okey tamam mı? Güzelliğine saç aldım. Şurada çok güzel. Evet. Ama arkayı döndüğünde o kadar basit ki. Sanki ya, kendi toplamış güzel, gibi. Çok güzel dağılmış. Uçta, bakın o omreler de ne kadar güzel duruyor. Geçişleri falan renkler de. Bu sadece o sana göre güzel galiba Ferit. Harika.
Ne dedi? Ters örgü. Enseden örgü yukarı doğru toplasaydı daha güzel olurdu. Aslında Özge Hanım, fikir ve başlangıç çok güzel. Ciddi anlamda bunu ciddi söylüyorum. Ama bitiş sıfır. Her ikisinde finalde sorun var. Kesinlikle finalde sorun var. Sıkıntı büyük. Kesinlikle finalde sorun var. Sıkıntı büyük. Peki Gözde. Kuaförüm sensin de. Üçüncü günde. Kendi kuaförüne ve makyörüne kaç puan vermek istersin? Aynana bak. Biraz düşün. Bir kulağını tart. Kapatıyor, bir gözünü bak. Kapatıyor. Bakmayın. Bir ekip olarak düşünüyorum kuaförlerimi. İkisi de ayrı ayrı olarak. Bir bütün olmaları gerekiyorsa eğer puanlamada 2,5 üzerinden 3 veriyorum. Çünkü saçımı beğendim. Arkası evet belki birazcık ben de zaman içerisinde bozmuş olabilirim. Ama makyajım yani şu... Bu ne kardeşim ya? Yaşattığına bak bize tamam, ya. Tamam bağırma. Bize yaşattığına bak ya. Ferit mutluluktan yapıyorsun değil mi? Ne mutluluğu ya? 3 puanı duyunca iki, bence 2,5'tan 3 veriyor. Niye öyle veriyor? Duydun mu sen? He. Niye veriyor? Çünkü makyajdan puanı kırıyor. Yani saçın 2 yani. Yani böyle mi çalışıyoruz arkadaş? Böyle mi? Ferit'cim anlayacaklar. 3 şifre de senden istiyoruz yarın. Da Vinci'yi incele. 3 şifre de sen getir yarın. Zaten. Evet Gözde'nin puanı 3. Ferit ve Can'a. Bence gayet güzel iyi. Bir puan. Kendilerini de şaşırdı. Bence de çünkü ya yok ya. Ben çok daha düşük bir puan vereceğini düşünmüştüm doğrusunu isterseniz. Evet. Şu an 3'ü duyunca sizin için sevinmedim değil. Üzülme. Rakiplerim sürekli benim tarzımı, kıyafetimi eleştiriyor ama bu benim doğal halim. Aynı zamanda ben bir stil danışmanıyım, tasarımcıyım. Bu yüzden anlamadıklarını düşünüyorum. Kendileri hep aynı tipte yaşadıkları için farklı birini gördükleri zaman algıları değişip bambaşka biri görünüyor gibi hislerine geliyor. Ben böyleyim. Çok doğal, relax, cool. O zaman sizler... Ferit ve Can için kaç puan vermek istiyorsanız takım arkadaşınızla konuşun, anlaşın, karar verin, önünüzdeki kartlara yazın. Abi o kadar yaptım, ayarladın. Abi. Ne güzel yaptın, model harika oldu yani, geldin makyajla yani. Abi, yok biz bugün birinci olacağız. Yazdık. Hızlısınız. Konu Can olunca Tuğba biraz hızlı. Dayanamıyorum. Öncesi güzel. Yakışmış ona. Peki puanları aldığımıza göre Gözde seni bekleme odasına alayım tamam, lütfen. Çok teşekkür ederim. Yani. Çok verdim o saç. Bana uyarsan vermezdim. Şey burası güzel, arkası bir makyaj. Adam sadece o bir şey çalışıyor. Rezalet yüzümü hiç tanımıyor. Ama hayal gücü güzel. Bizim en büyük şanssızlığımız modelimizin bize kötü puanlar vermesi. Yani biz harika iş çıkartıyoruz ama modelimiz bize maalesef kötü puanlar veriyor. Ben de katılıyorum aynı şekilde. İki makas at, bir de tarak, güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.